Prenses Isabella'yı da çağıralım gelsin. Sohbet ederiz. Türkçe konuşması beni çok güldürüyor. Maalesef. Yok burada. Nasıl? Nereye gitti, gönderdiniz mi? Prenses. Hoş geldiniz. Nereden geliyorsunuz? Sunsa Hanım. Malkoçoğlu Bari Bey. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ olun, iyiyiz Sultanım. Prenses Isabella için geldim. Kendisini tekrar götürmek için emin aldım. Öyle mi? Demek gidiyor. Nereye gidecek? Yoksa hareme mi? Sultanı Al Köşkü'ne dönecekler. Tamirat devam ediyor lakin orada kalmalarına engel değil. Güzel. Sümbüla, prensese haber ver. Hazırlansınlar. Baş üstüne sultanım. Sultanım, tam sizin ağzınıza layık bir yemek yaptırdım. Bilhassa tatmalısınız. Bırak şimdi yemeği. Sümbül nerede? O neden yok? Apar topar ortadan kayboldu. Artık nereye gittiyse sultanım. Hayırlı haberlerle gelir inşallah. Efendim? Bir şey yok. Çok şükür Hürrem Sultan'ın yüzünü gülerken gördük. Kaç gündür asık suratıyla toz kaldırıyordu haremde. Göreceğim ben onun gülen yüzünü birazdan. Bekle. Ne iyi ettiniz de düşündünüz valide. Herkese iyi gelecek bu gece. Öyle tabii. İyi gelecek. Validem, prenses gelmeyecek. Bilmiyorum. Şimdiye gelmeleri lazımdı. Sultanım. Davetiniz için çok teşekkür ederim Sultan. Prenses Isabella, size gönderdiğim kaftanı aldınız mı? Beğendiniz mi? Sizin hediyeniz miydi? Hı. Henüz açmadım. Kolyeniz çok güzelmiş. Sultan Süleyman'ın hediyesi. Demek sizin için özel yapıldı. Ne hoş.
Tanrım. Öyle mi? Tamam. Prensesim, benimle geliyorsunuz. Sümbül, ne oldu? Nereye götürüyorsun? Hünkârımız buyurdular. Nigar, gördün mü? Bana neler yapıyorlar. Sultanım, siz onları aldırmayın. Validem, müsaadenizle ben daireme dönmek istiyorum. Ne oldu bir anda böyle? Başıma bir ağrı girdi. Kaldıramayacağım bu gürültüyü. Çok bozuldu. Fazla mı üzerine gittik? İyi oldu validem. Bu haremde sadece bir köle. Bir cariye olduğunu hatırlatmak gerek arada. Ne oluyor? Destursuz nereye girdiğini sanıyorsun Hürrem? Bu ne cüret? Nasıl girersin böyle? Validem, Hatice Sultanım. Sizlerle yalnız konuşmak istiyorum. Bizi yalnız bırakabilir misiniz? Çıkar mısınız sultanım? Gülfem Hatun, lütfen siz de. Ne olmuş buna? Valide Sultanımızın canını sıktı belli ki. Terbiyesizliği yanına bırakmayın valide. Böyle bir saygısızlık kabul edilemez. Sizi resmen tehdit etti. Yalnız kalmak istiyorum. Hepiniz çıkın. Gidin. Yalnız bırakın beni. Hatice Sultanımızın durumu eskiye nazaran daha iyi. Ama ne yazık ki aklı hala kaybettiği oğlunda. Tam şükür geçti derken zamansız vuruyor acısı. Durup durup yıkılıyor sultanım. Hatice'min kalbindeki yara ancak nur topu gibi evlat doğurunca geçecek. Kederi başka türlü dinecek gibi değil. Ben de öyle söyledim valide. Rabbimiz izin verse de yüzü yine gülse keşke. Thank you.
Hürrem Sultan. Ne yapıyorsunuz siz? Bizi yalnız bırakın. Elinde kanlı hançer var. Bu ne cüret? Nasıl gelirsin böyle? Validem. Çıkın dışarı. Çıkın. Ya bir şey yaparsa? Gözü dönmüş gibiydi. Cesaret bile edemez. Dahi Hatun yanında. Ne yapabilir ki? Sen niye çıktın? Dön yanlarına. Valide Sultanımız öyle istedi. Ne oldu peki? Sen biliyor musun? Hürrem Sultan'ın atını öldürmüşler. Aman Allah'ım. Kim cesaret eder böyle bir şeye? Ne oluyor burada? Sultanım iyi ki geldiniz. Sultanım. Hürrem. Validem, sultanlarım. Kurbanları ahaliye dağıttınız mı? Her ihtiyaç sahibine ulaştırdık sultanım. Herkes size ve Mahidevran sultanımıza duacı. Allah onları başımızdan eksik etmesin dediler. Allah hünkârımızdan razı olsun. Sayesinde yaptırdığımız çeşmelerle çok dua aldım. Tez vakitte zaferle dönerler inşallah. İnşallah, amin. Amin. Hatice'm, bir şeyler ye. İyice zayıf düştün. İyiyim ben validem. Hiç rahat değilim sen orada yalnızken. Validem, müsaadenizle. Tamam, ben hallederim, sen git. Validem, müsaadeniz olursa Nigar Kalfa'yı tekrar yanımda isterim. Olur. Bir hali düzeldi. Eskisi gibi çalışkan. En azından İbrahim gelene kadar kalsın seninle. İyi olur. Gülfem de rahat eder biraz. Aşk olsun sultanım. Dahi, duydun mu? Duydum valide. Mahidevran Sultanım, çeşmeleriniz hayırlı uğurlu olsun. Suyu hiç kesilmesin. Valide Sultanım, izniniz olursa ben de hayır işlemek isterim. Hünkârımız sağ salim dönsün diye bir adakta bulundum. Ne yapmak istiyorsun söyle. Kutsal topraklara, Mekke'ye, Kabe'ye, kervansaraylar, hamamlar, çeşmeler yaptırmak istiyorum. Tabii ki müsaadeniz olursa. Demek kutsal topraklar. Bence bir mahsuru yok. Lakin bunun için
Şeyhülislam'dan fikir almamız icap eder. Öyle mi? Neden? Usuller böyle. O caiz görürse ben de müsaade ederim. Ne yapmam lazım? Sümbül'e söyle, senin adına bir mektup yazsın Hoca Efendi'ye. Validem, aranız düzeldi mi yoksa? Ne düzelmesi? Giderken elimi koluma bağladı aslan. Baksana neler adamış sözde. Sen kimsin de Kabe'ye hayır yapacaksın? Hadi Mustafa'm hazırlan. Mektep vakti. Şimdi mektepte değil, babamla İbrahim Paşa ile birlikte savaşta olmalıydım. Merak etme. Bir gün gelecek, bu dünya senin kılıcının sesiyle inmeyecek. Dünyayı sen yöneteceksin. Hani benim bulduğum bir defter vardı ya. Evet. Nigar Kalfa'nın odasında gördüm. Gizlice aldım hemen. Bak sen Nigar'a. Onun aldığını biliyordum. Ne yazıyor acaba içinde? Valide. Nedir o elindeki? Rus lisanında yazılmış bir defter. Muhtemelen Hürrem'indir. Onunla alakalı sırlar olduğunu düşünüyorum içinde. Ne sırlarıymış bu? Orasını bilmiyorum. Lakin siz Rusça biliyorsunuz. Okumak ister misiniz? Nasılsa sen okudun. Anlatsana. Ne yazıyor defterde? Malumatım yok sultanım. Okumadım. Hala sultanını koruyorsun. Ama bitti Nigar. Onu artık kimse koruyamaz. Ne oluyor? Bu sesler ne? Ne oluyor? Niye koşturuyorsunuz? Valide sultanımız rahatsızlanmış. Ya Kalfa ile Gülhan nerede? Tillahi lazım olduğunda ortalıkta kaybolurlar. Ay. Sultanım, hekim kadın içeride. Şimdi girmeyin. Nesi var? Tillahi bilmiyorum. En son sultanımla beraberdi ama. Ne yaptın validemize? Ne dedin de fenalaştı? Ben bir şey yapmadım. Birden kendi düştü. Bu haremde ne oluyorsa benden biliyorsunuz zaten. Yalan söylüyorsun. Kesin senin yüzünden oldu. Şu defter yüzünden değil mi? Ne diyorsun anlamadım. Nigar'a saklattığın defter diyorum. Thank you.